Ay ne yapacağız? Akşama da bir şey kalmadı. Tek çaremiz var. Hüsamettin Bey'e her şeyi söylemek. Aklını mı kaçırdın ayol? Aa, işte iyice kaçtı. Bu sefer sahiden hepimizi keser. Bizim bir derdimiz var da. Sizin de bir derdiniz var. Neymiş bakayım? Kumandan beni hülleci yaptı. Ya peki. İyi ama o hülleci olamaz. Niye olamazmış? Çünkü ben değilim. Sen değil misin? Melek teyze, senin asıl süt oğlun bu. Ben. Ya sen kimsin? Ben Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ım. Evet, arkadaşım Ramazan. Yani benim süt oğlum bu? Evet, süt anne. Gel. Gel otur bakayım şöyle. Oturayım bakayım şöyle. Bak Yasemin, tıpkı anası. Şıp demiş de burnundan düşmüş. Öyle mi? Dur bakayım. A vallahi öyle. Amanın da benim güzel oğlum maşallah. Şu gözlere bak, hiç değişmemiş. Yok canım. Zaten bunu hiç gözüm tutmamıştı. Benim de. Benim de. Kız Melek, vaziyet iyice karıştı. Doğru ya. Şaban süt kardeşiyle nasıl hülle yapar? Evet, yapamam. Şu halde hülle yapacak tek kişi kalıyor. Kimmiş o? Kim olacak? Ben! Niye inanmıyorsunuz Şaban Bey? Hakikaten çok yakışıklı bir erkeksiniz. Demek yakışıklıyım. Hem de çok. Öyleyse beni beğeniyorsunuz. Beğenmez olur muyum? O halde umabilir miyim? Neyi? Bu gece hülle için imam gelecek ya. İşte canım, hazır imam gelmişken biz de o arada kıyalım nikah. İlahi Ramazan Bey. Benim hakiki adım Şaban. Şaban? Evet, Şaban. Düştüm. Ne oluyor burada? Hazır hülle yapılırken Bihter'e... Öz! Sen nasıl bir hanımefendiye ismiyle hitap edersin? Allah Allah! Edemez miyim? Edemezsin ya! Hem senin fesin nerede? Başımda! Yok! Allah Allah! Aa, yerde! Pes başıma, pes başıma, püskülü ben olayım! Püskül başıma! Felan başıma! Çık dışarı! Çıkayım dışarı! Duvar başıma, başım duvara, fes başıma, ah, kapı başıma, başım kapıya.